Altından saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler ve efendiler, sevgili hemşehrilerim, bu mübarek günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Sevgili hemşehrilerim, Türkiye tarihi bir günü karşılıyor. İnşallah yarından sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, iki aydır Türkiye'nin her köşesindeyiz. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Onun da size selamını getirdim. Evet. Evet, biz bir yandan Cumhurbaşkanımız, bir yandan biz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, parti teşkilatımızda bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bu gelecek değişiklik, bu yapılacak halk oylaması ne getirecek? Bunu anlatıyoruz. Burada ne var ne yok, bunu bütün açıklığıyla, dürüstçe vatandaşlara yanından ona bir tavsiyem var. Daha iki günüm var. İki gün. Yani bugün, yarın olmadı sandığa gitmeden önce de, kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren. Senin de ihtiyacın var. Buna senin de ihtiyacın. Cevabımız bu anayasa değişikliği niye çok konuşuluyor? Yani daha önce de anayasa değişiklikleri oldu. Bu kadar gündem olmadı, bu kadar konuşulmadı. Ama bunun bir özelliği var. Çünkü 15 Temmuz'u yaşadı bu millet. 15 Temmuz'da bedel ödedik, bedel! 249 şehidimiz var. 2194 gazimiz var. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği için gece gündüz demeden, yaz kış demeden
Her tarafta güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, askerimiz, korucumuz, bekçimiz ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele veriyor. Şehitler veriyoruz. Niçin veriyoruz? Şu ay yıldızı bayrak inmesin diye veriyoruz. Allah sizden razı olsun. Siz Ankara'nın yiğit insanları, yiğit Ankaralılar, 15 Temmuz'da 149 şehit verdiniz ama ülkeyi alçaklara teslim etmediniz. Bu bayrağı indirmediniz, bu ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim, değerli kardeşlerim, bakın bu anayasa değişikliğiyle getirdiğimiz şey çok açık. Ne yapıyoruz? İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz. Millete veriyoruz. Siz artık sandıkta ülkeyi kim yönetecek? Meclisi kim oluşturacak? Ona karar veriyorsunuz. İşi şansa bırakmıyoruz. Tamam mı? Böylece ne olacak? Beş yıllığına çok güçlü bir iktidar olacak. Güçlü bir meclis olacak ve ülkenin işleri tıkır 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 yürüyecek. Öyle engellemeler yok. 28 Şubatlar yok. 80 darbeleri yok. 17-25 Aralık yok. 15 Temmuz yok. Daima istikrar, daima iktidar. Güçlü ekonomi, hızlı iş yapılacak. Engellerle vakit kaybetmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye bugüne kadar AK Parti iktidarında 15 yılda çok iş yaptı. Ama bu işleri neye rağmen yaptık? Engellemelere rağmen yaptık. Yolumuzu kestiler. Önümüze engeller koydular. Ama biz millete güvendik. Size güvendik. Engelleri bir bir aşarak bugünlere geldik. Elhamdülillah. Şimdi artık bu anayasa değişikliğiyle demokrasiye, milli iradeye, milletin kararına karşı hiç kimse bir şey yapamayacak. Ülkenin teminatı millet olacak. Milletin konuştuğu yerde herkes susacak. İşte bunun için pazar günü önemli. Pazar günü halk oylamasında kararımız. Allah sizden razı olsun. Ankara işi bitirmiş. Altındağ işi bitirmiş. Bu iş tamam. Evelallah. Sağ olun. Var olun. Berhudar olun. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim. Sağ olun. Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler altında. Bir günümüz kaldı. Durmuyoruz. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için kararımız biriz, beraberiz, 80 milyon kardeşiz biz, ayrı gayrı yok bizde, çünkü biz Türkiye'yiz. Feraset, hakka teslimiyet, değişmeyen halk
değerli hemşehrilerimiz büyük bir coşkuyla genel başkanımızı, başbakanımızı bağrınıza bastığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun. Geleceğiniz umutla dolsun. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.